Merhaba. Bu videoda Aeonium, Arboreum denilen bu sukulenti anlatmak istiyorum. Bana zamanında böyle birkaç çelik olarak vermişlerdi yaz sonu. Ben ne olduğunu bile bilmiyordum. İnternete baktım, bir türlü ne olduğunu bulamıyorum. Sonra internette uzun uzun araştırdım. Sadece bir yerde bir Türkçe bir kaynakta Karagül diyorlardı. İşte oradan böyle zar zor ismini buldum. Ama şu an öyle değil. Şu an çok yayıldı. Ben de uzun yıllardır baktığım için deneyimlerimi, bilgilerimi anlatmak istiyorum bugün. Bu bir sukulent bitkisidir. Yani sukulent türüdür. Aeonium diye bir sukulent ailesi var. Orada çok çok fazla türü var. Ama yani benim en çok hoşuma giden de bu. Zaten Türkiye'de şu an en yaygın da bu. Ama onun dışında birkaç türü daha var. Bunun gibi ya da bunun gibi kiwi ya da şurada görüyorsunuz bir tane onun gibi. Farklı türler var ama ben bunu anlatacağım. Arboreum deniyor buna. Bunun da birkaç alt türü daha var. Bazıları biraz daha siyah oluyor. Bazıları biraz daha morumsu oluyor. İşte yaprak boyları ya da rozet boyları değişen böyle birkaç türü oluyor. Anlatacağım hiçbir şey öbür için de farklı olmayacak. Serin aylarda büyüyen bir sukulent. Yaz aylarında yani hava çok sıcak olduğunda aşağı yukarı 30 dereceye yaklaştığında bu bitki kendini dinlenmeye alıyor. Yani hava tekrar 30 derecenin altına indiğinde 25 dereceler 20 derecelere geldiğinde tekrar gelişme dönemine başlıyor. Ve ilkbahar ve sonbahar bunun gelişme dönemi ve hızlı da gelişir. Geliştiğini şu yeşillikten anlıyorsunuz. Burada yeşili görüyorsanız bitki gelişiyordu şu an bu gelişme döneminde. Ama bende çok fazla var. Yani bayağı 30'dan fazla saksı var bahçeye falan da ektim. Bunların içlerinde birkaç tanesi artık iyice kahverengi oldu. Klorofil çekildiği zaman bitki zaten o yeşilliğini kaybediyor. Kahverengi oluyor. Çok net bir şekilde gözlersiniz bunu. Bu arada yanlış bilinen bir şey var. Hep bu bitki için şey deniyor. İşte bu diğer sukulentlerden farklı. İşte bu yazın durur, kışın gelişir. Evet, bu doğru. Ama diğer sukulentlerden farklı değil. Sukulentlerin büyük bir kısmı aynı bunun gibi yazın hava çok sıcak olduğunda 30 derecenin üstüne geçtiğinde 35-40 derecelerde sukulentler büyümez. Onların hepsi o aşırı sıcaklarda kendini korumaya alır. Ancak çok istisna koşulların olması lazım. İşte gölgede durması lazım. Havanın işte serin, biraz böyle nemli, nem dengesi falan. Hani koşullar çok idealsi olabilir ama onun dışında yaz mevsiminde sukulentler zaten gelişimini durdururlar. Sanki bu diğer sukulentlerden farklıymış gibi anlatılıyor. Değil. Ama bunu hani çok duyacağınız için ben özellikle videoya bu şekilde başladım. Hani bunu bir vurgulamak istedim. Bundaki o konudaki fark şu. Bunu da çok net gözlüyorsunuz. Gelişmediği zaman kahverengi ya da işte simsiyah olduğu için çok net gözlediğiniz için bu biraz daha böyle dikkat çekici oluyor. Diğer sukulentlerde onu net bir şekilde gözleyemediğimiz için insanlar o diğer sukulentlerin yazın dinlenmeye geçtiğini fark edemiyor. Bitkinin bakımına gelirsek ben bunun pek fazla nazlı bir bitki olduğunu düşünmüyorum. Bende çok fazla saksı var. Sürekli artık çoğaltıyorum. Pek öyle satmayla da ilgilenmediğim için inanılmaz artık saksı oldu. Ben toprak konusunda seçici değilim. Sadece herhangi bir toprak yani herhangi bir karışım diğer artan daha önceki saksılardan boşa çıkmış topraklar da olabilir. O toprakları alıyorum. Onların içine birazcık solucan gübresi karıştırıyorum. Toprak biraz tazelensin, besilensin diye. Onu direkt saksıya koyup bitkiyi ona ekiyorum ve çok güzel bir şekilde gelişiyor. Hiçbir sorun bugüne kadar yaşamadım açıkçası. Mesela bunu çoğaltmasını da anlatayım hemen. Bir ya da iki ay önce belki. Kesmiştim. Üstünü de kestim. Şu dal kalmıştı. Tepesini de kesmiştim. Tepesini kestiğim yerden bakın hemen iki dal uzatmış. Hemen bir ay kadar bir sürede, 1,5 ayda ya da. Bunlar uzamış bile zaten. Bu da gittikçe neredeyse 10 santimden fazla bu da uzamış. Ya çok kolay büyüyor ve saksısını görüyorsunuz. Ufacık bir saksısı var. İçinde doğru düzgün toprak yok. Ama dediğim gibi bu çok nazlı bir bitki değildir. Buna böyle çok mükemmel toprak karışımları yapmadım. Hatta ilk aldığımı da bahçe toprağına ekmiştim. İçinde hiç karışım bile yoktu. Biraz böyle taşlık bir bahçe toprağıydı. O da çok güzel büyüdü. Ağaç oldu. Ki bunların birçoğu ondan çoğaltılma zaten. Şunu Ege bölgesinde, Çeşme'de, deniz kenarında, denize çok yakın böyle 10-15 metre bir mesafede bir tepenin üstünde buldum. Biri herhalde çöpünü çöp gibi atmış oraya. Orada kendi kendine büyümüş ki bundan çok daha büyük. Kopmak üzere olan bir parçasını aldım. Taşlık kayalık, deniz kenarında, nemli bir ortamda bu bitki orada bile bir şekilde hayatını sürdürmüş. Çok susuz kalırsa, özellikle çok sıcak aylarda mesela yazın bunu güneşin altına koymayın. Ben önermiyorum. Yazın havalar iyice ısındığı zaman artık 25 derece geçtiği zaman güneş de görüyorsa bulunduğunuz yer onu oradan çekin artık. Gölgeye alın ama kışın güneşte tutabilirsiniz. Ben hep tutuyorum. İzmir'deyim. Kışın genelde ılık geçiyor. Tüm gün güneşin altında konumlandırıyorum ki kış yağmurlarını da alsın diye ki bol bol yağmur alıyor. Yağmur buna ben çok iyi geldiğini düşünüyorum. Kış yağmurları bu ne zaman alsa rengi böyle daha da yemyeşil olur. Çok güzel parlar. Bir de bu çok tozlandığı için yaprakları onlar da temizlenir. Böyle çok bitki böyle resmen kışın güzel bir yağmurlama yaptığım zaman benim böyle yani bana bunu iyi ki yaptın dercesine görüntüsü değişiyor zaten. Aynı zamanda işte ölü yaprakları falan da dökülüyor yağmurun altında bırakırsanız. Yani bitki böyle bir bakıma giriyor gibi oluyor. Bunun kışın soğuğa dayanıklılığı çok aşırı derecede yok. Yani don olduğunda birkaç kişiden duydum hani öldürdüğünü. Eksi 3 derece, eksi 4 derece en fazla. Böyle İzmir gibi, Antalya gibi Ege Akdeniz kıyılarında yaşıyorsanız çok sorun değil. Dışarıda kalabilir. Ben hep dışarıda tutuyorum İzmir'de. Ben bunu ilk kopardığımda, Çeşme'den aldığımda 40 derece, 50 derece yani yaz sıcağında kavrulmuş resmen bütün gün. Bu rozetler küçücüktü. İçine doğru kapanmıştı böyle gül gibi olmuştu. Öyle oluyor. Çok susuz kaldığında yani aşırı derecede artık susuzluk kaldığında kendini korumak için bu Aeonium türlerinin hepsi için geçerli. Rozet iyice kapanır. Ve yine şurada görünüyordur herhalde. Biraz dallar hep ufaktı. Çok fazla küçük küçük dallanma yapmış. Ama rozet
sukulentler hiç böyle çok büyüyememiş, çok kalınlaşamamış dalları. Aşırı sıcakta bile bir şekilde bitki hayatını işte rozetini kapatarak, can çekişerek bir şekilde yaşıyor. Ama hani evinizde, balkonunuzda yapıyorsanız yazın gölgeye alın. Kışın güneşe koyabilirsiniz. Hava 5 derecenin üstündeyse yağmurda da tutabilirsiniz. Ertesi gün güneşli olacağı günlerde yağmura koyabilirsiniz. Yani hava durumuna bakarsanız 5 günlük bir haftalık hava durumuna yağmur var. Ertesi günde hava işte 10 derece, 15 derece. Belki hava biraz güneşli. Koyun yani yağmur altına. Zaten böyle Antalya gibi daha böyle sıcak yerlerde yaşıyorsanız hiç korkmanıza bile gerek yok. Direkt yağmurun altına koyun çok iyi geldiğini ben gözlemledim. En azından öneriyorum. Bir diğer konu da yapraklar. Şu göreceksiniz. Bu bitkinin zaten en büyük sıkıntısı bu yapraklar. Geliştiği sürece bu yapraklar dökülecek. Geliştikçe çünkü yeni yapraklar çıkıyor ve altta kalan yapraklar bu şekilde büzüşecek. Çok normaldir yani, korkmayın ve çok kolay da dökülüyor. Yukarıdan yeni yaprak, aşağıdan eski yaprak. Bunları böyle elinizle dökebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben özellikle size göstermek için böyle tuttum şimdi ama işte yerlerde bayağı pisletiyor. Bu bitkiyi çoğaltması da çok kolay. Bakın şimdi bunlar benim ana bitkimden kestiğim. Burada daha sonra köklendirdim. Daha sonra bunlar köklendikten sonra tekrar bunların üstündeki rozetleri bir daha kestim. Onları da bir daha köklendiriyorum. Mesela bunu tepesinden kestiklerimde bunlar. Hepsi şu an çoktan köklendi. Hiç firesiz. Ve o kadar özensiz koyuyorum ki ben bunları. Elimdeki böyle artan bir toprağa, işte çok az solucan gibisi, çok az taş koydum içine. Hiç fazla özenmeden içine sapladım hepsini. Bakın firesiz bir şekilde. Hepsi şu an gelişme aşamasında. Sulama konusuna da değineyim. Şimdi buna birçok kişi diyor ki yazın su vermeyin. Ben buna katılmıyorum. Bu bulunduğumuz yere göre değişir. Ben çok sıcak bir yerde yaşıyorum. Yazın burası 40-45 derece oluyor. Yazın buna su vermemek gibi bir şansım yok. Toprak kurudukça çok düzenli bir şekilde su vermiyorum ben de ama yine de çok aşırı susuz bırakmamaya çalışıyorum bu bitkiyi. Çok sıcakta ama sizin bulunduğunuz yer ılımandır yani çok sıcak olmuyordur. Gölgedir. Çiğ düşüyordur. Hava işte böyle nemlidir. Öyle bir yani biraz daha ideale yakın bir yerde yaşıyorsanız o zaman su vermenize gerek olmayabilir. Şimdi bazı bölgeler var her sabah çiğ düşüyor. Toprak ıslanıyor. Ya öyle yerlerde evet gerek olmayabilir. Ama dediğim gibi yani sıcak. Şehirde yaşıyorsunuz. Ne çiğ düşer ne hava idealdir. Hava çok sıcak. Toprak iyice kuruyunca bolca toprağı ıslatın. Kışın gelişme aşamasında da aynı şekilde. Bu diğer bitkiler için de geçerli. Yani buna şimdi sürekli su sürekli su verirseniz çürütürsünüz. Bütün kaktüsler, sukulentler için geçerli bu. Toprak kurudukça değişmez bir bilgi. Toprak kurudukça kışın da buna suyunu vereceksiniz. Yani gelişme döneminde susuz bırakmayacaksınız ki sürekli gelişimini sürdürsün. Susuz bırakmazsanız gelişme aylarında, bahar aylarında özellikle bu gerçekten çok hızlı gelişiyor. Ona emin olun. Arada sırada sıvı besin veriyorum. Ama onu dediğim gibi böyle çok düzenli kullanmıyorum. Toprağa da suyu çekebilen işte böyle vermikülitli, dişli öyle bir toprak hazırlayabilirsiniz. Daha sağlıklı olması için ya da ölme ihtimalini azaltmak için. Ki bunun kökleri öyle o kadar da aşırı derecede kalın, güçlü, sert kökleri yok. Bir de şunu söyleyeyim. Bu çok büyüdüğü zaman, belli bir yetişkinliğe geldiği zaman bu çiçek verir. Sarı, çirkince bir çiçek yapar. Çiçek yaptıktan sonra o bölge ölür gider. Yani çiçeği, çiçek belki hani görmek açısından yani görmek isteyebilirsiniz ama çiçek iyi bir şey değil. Çiçek bitkiyi öldürüyor. Ben yurt dışında bir yerde şöyle bir şey okudum. Çiçek açtığı zaman, canı fark ettiğiniz zaman bu dalı, çiçeğin olduğu dalı bu odun yerinden kestiğiniz zaman o odunsu yerden tekrar yavrular veriyormuş ve böylece ölmüyormuş. Ölümünü ya hem çiçeği engelliyorsunuz hem de ölümünü engelliyorsunuz. Ben bunu denemedim bilmiyorum ama biri böyle bir şey denediğini ve başarılı olduğunu söylemiş. Uzun süre bakanlar zaten şey yapar ya da yetiştiriciler ölmemesi için rozetlerinin belli bir ebata gelen, belli bir büyüklüğe gelen ve belli bir yüksekliğe gelen dalları en tepeden, en üstünden keserler. Onu çoğaltmaya alırlar. Hem böyle bitkiyi belli bir ebatta tutarlar. İstediğiniz ebat içerisinde kalır. Hem de işte çiçek açıp ölme riskini bu şekilde yok edebilirsiniz. Bir diğer konuda bakın şunları görüyorsunuz. Tüy gibi şöyle şeyler var. Bitki yeterince bir şekilde, yeterince suya tatmin olmadıysa bunları uzatmaya başlar. Hava kökleri bunları indirir. Bu yukarılarda da olabilir, aşağılarda da olabilir, her yerde olabilir ve bu bir zaman sonra toprağa saplanınca oradan ekstra bir su takviyesi almış olur. Zamanla da bu eğer çalışırsa iyi bir şekilde bu kök, zamanla da bu çok sertleşir. Neredeyse odunsulaşır ve gövde gibi olur. Bunlar sizi endişelendirmesin yani. Bunlar problem değil. Şimdi az evvel söylediğim kökler. Bazen buralarda görürsünüz. Mesela dal burada. Burada o ince kıl gibi bir kök görürsünüz. Eğer öyle kökler varsa o kök üstte kalacak şekilde bunu normal bir bahçe makasıyla, ev makasıyla hiç fark etmez bıçakla nasıl yapıyorsanız düz bir şekilde direkt tak diye kesiyorsunuz. O kök yukarıda kalırsa o kökü yeni saksısında toprağın içine gömüyorsunuz ki o daha başlangıçta bitkinin kökü olmuş oluyor. Oradan az da olsa bir beslenir. Yani bu çok önemli bir şey değil. Ben bunu sadece kendim yapıyorum diye size anlatıyorum. Köklü olmasına gerek yok. Herhangi bir şekilde bu bitkinin herhangi bir yerinden keseceksiniz. Ama dikkat etmeniz gereken en önemli şey aşırı derecede kısa olmasın. Tabii böyle en azından bir parmak mesafe bırakmaya özen gösterin. Daha da uzun olabilir. Ben çok daha uzunlarda kestim. Ama yine de bir parmak 10 santim 15 santim kesiyorsunuz. Bunu çok odunsu yerden kes. Bu arada her türlü çoğalır. Yani odunsu yerden de kestiğiniz çoğalır ama çok fazla odunsu yerden kesmenize gerek olmayabilir. Biraz daha böyle yeşil,
Mesela şu kahverengili yeşil arası, şurası çok ideal ya, ben bunu kesecek olsam herhalde şuralardan bir yerden keserdim. Ama siz tabii sonuçta bitkiye bir anlamda da şekil vermiş oluyorsunuz. Çünkü siz mesela bunu buradan kestiniz, buradan yeni rozetler uzayacak. Yani bitki buradan dağılmış olacak. Çok basit bir şekilde makasla kesiyorsunuz. Ondan sonra bunu isterseniz bir gün bekletin, birkaç gün bekletin fark etmez. İsterseniz hemen gömün. Ben hepsini yaptım yani. Hemen de gömdüm, birkaç günde beklettim. Her türlü oluyor. Çok kolay köklenen bir bitki. Bir işte toprak karışımı yapıp onun içine saplıyorsunuz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Daha sonra o yaz ayı ise denemeyin. Ben denedim olmadı. Ya olursa dediğim gibi belki çok yani ılıman bölgelerde olabilir de böyle işte ben denedim olmadı. Yazın hiç köklenmedi. Ama işte Eylül ayından itibaren, Ekim ayından itibaren kökleniyor. Yani yazın yaz hariç, ya daha doğrusu sıcak aylar hariç. Bunu yaz, kış, bahar istediğiniz zaman yapabilirsiniz bu köklendirme işini. Bir süre sulamanıza gerek yok onu ilk sapladıktan sonra. Çok az toprağa sadece nem olsun diye. Dibine değil de belki şöyle etrafını çok az bir kökü teşvik etmek için öyle bir ıslatabilirsiniz. Ya da yağmur yağıyorsa yağmurun altında biraz tutabilirsiniz. Benim fire verdiğim hiç olmadı. Sadece bugüne kadar yani kaç tane denedim? 100 tane denedim. Sadece yazın denediklerimden 3 taneydi. Onun 2 tanesi çürüdü. Bir tanesi kış gelince tekrar köklendi ve büyümeye başladı. Serin aylarda yani bahar ve kışın denediklerimin hiç fire vermedim. Tamamı kök köklendi. Yani çok zor olduğunu düşünmüyorum. Dikkat etmeniz gereken işte aşırı derecede su vermeyin. Köklü de olsa, köksüz de olsa buna aşırı aşırı su verirseniz tabii ki de çürüyecektir. Bunun çeliğini aldığınızda benim yaptığım bir şey var. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben sadece size bilgi olarak vereyim. Mesela kestiniz bunu şuradan, çeliği ele aldınız. Şu altta kalan yaprakları, şu yaprakları, mesela bu çok yapraklı olabilir çünkü şuraya kadar yaprak olabilir. Onları kopart, çok fazla yaprak olmasın. Hatta makasla bu yaprakları uçlarını kesiyorum. Yani yaprağı, yani bitki diye şunu diyorum, bu yapraklar öldü artık, onları dök. Orada besini geri çek. Bitki o yaprağı büyütmeye uğraşmasın. Bitki artık köklenmeye uğraşsın. Köklendikten sonra biraz da böyle büyüdükten sonra yani o oturduktan sonra tepesini kesiyorum. Hem öbürünü tekrar köklendirmiş oluyorum hem de işte burada gösterdiğim gibi bu da böyle hayatına devam ediyor. Böcek sorunu ben bugüne kadar hiç yaşamadım. Yani yıllardır ben bunu bakıyorum. Hiç böcek, böyle unlu bit, kabuklu bit. Halbuki diğer kaktüslerimde, sukulentlerimde çok oluyor. Ona hiç öyle bir şey olmadı. Arada sırada sadece mühendis tırtıl denen böyle gücük bir şey var. O atlıyor buna diğer bitkilerden yine. O işte böyle yapraklarını yemeye başlıyor. Yakala görürseniz eğer onları alıp atarsınız ya da işte ilaçlarsınız. Yani bilmiyorum, buna hiç bugüne kadar böcek sarmadı. Herhalde güçlü bir bitki ya da bunu sevmiyorlar ya da belki de yandaki diğer kaktüsler, sukulentler daha cazip geliyor. Hiç bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. Olursa tabii böcek ilacı sıkıp ya da işte Arap sabunlu suyla bir karışım yapıp bir müdahalede bulunabilirsiniz. Aklıma gelenleri anlatmaya çalıştım. Çok güzel bir türdür, estetiktir. Ben gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve dediğim gibi çok kolay çoğalıyor. Yani bakması keyifli olan bir tür. Umarım herkes edinir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.